Aktüel Enerji'ye hoş geldiniz. Bu hafta yine İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Arnavutköy'den sizlere merhaba diyoruz. Aktüel Enerji'nin bu haftaki dosya konusu enerji verimliliği olacak. Peki programımızda daha başka neler var? Evet, hazır olun. Aktüel Enerji başlıyor. Enerji verimliliği yasa tasarısı hangi sektörleri etkileyecek, tasarı sektöre neler getirecek? Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü Kemal Büyükmıhçı, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ulusaler ve İzoder Genel Koordinatörü Ertuğrul Şen, enerji verimliliği yasa tasarısını Aktüel Enerji'ye değerlendiriyor. Mimarideki gelişmeler yalıtımda camın önemini ön plana çıkarıyor. Trakya Cam Fabrika Müdürü Ali Şekerli, yalıtımda camın önemini Aktüel Enerji'ye anlatıyor. Haftanın portre konuğu Nexans İletişim Endüstrisi Genel Müdürü Nursel Aydıntu. Meclis Enerji Komisyonu'nda görüşülen enerji verimliliği yasa tasarısı enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımı için düzenlemeler getiriyor. Bu konuda yetkilileri dinlemeden önce bakalım vatandaşlar enerji tasarrufu konusunda ne kadar duyarlı, onları dinleyelim. Enerji tasarrufunda elektrikleri mümkün olduğu kadar evimizde az yakmaya çalışıyoruz. Lüzumsuz harcamalardan kaçıyoruz. Doğalgaz bizim merkez sistem. Sıcak havalarda mümkün olduğu kadar düşük ayarda yakmaya çalışıyoruz. Bazı ışık kullanmamamız için bir tek ışık veyahut da onu da söndürün televizyon ışığından veyahut da dışarıdaki lüks lambasından istifade ediyoruz tasarruf yaparak. Diş cephenin ısı yalıtımına dönüştürülmesi, elektrik şeylerin tasarruflu olan lambaların kullanılması, sıcak havalarda meteorolojinin durumuna göre İşte kombinin ayarlanması, düşük ayarda çalıştırılması. Elektrikli aletleri, küçük aletleri çok kullanmamaya çalışıyoruz, kettle gibi falan. Başka da çok yapabileceğimiz bir şey yok mecburen, çünkü çocukların odasında bilgisayarı, müzik seti hepsi çalışıyor. Çok fazla bir şey yapamıyoruz aslında. Yani elektrik yönden sadece makine, çamaşır makinesi mesela. Haftada bir defa çamaşır makinesi açıyoruz. Yani iki kişi olduğumuz için, o yüzden. Çocuğumuz da yok, o yüzden yani. Yani fazla bir tasarrufa gerek duymuyoruz yani, o yüzden. Mümkün olduğu kadar fazla ampul kullanmıyorum efendim. Ocakları fazla yakmıyoruz. Kaloriferi 20 dereceden fazla yakmıyoruz. Otomobilimi en rasyonel şekilde kullanıyorum. Evet, gördüğünüz gibi vatandaşlar genellikle ampulleri kapatarak ya da elektrikli ev aletlerini az kullanarak tasarruf yapmaya çalışıyor. Oysa enerjinin tasarrufu kadar verimli kullanılması da önemli. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü Kemal Büyükmıhçı, hazırlanan yasa tasarısı ve enerjinin verimli kullanılması konusunu Aktüel Enerji'ye bakın nasıl anlattı. Enerji verimliliği kanuna geçmeden önce enerji verimliliğine neden önem verdiğimizi anlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi fosil kaynaklar görünür gelecekte tükeniyor. Artı alternatif kaynaklar henüz daha ekonomik değil. Diğer faktörler artan talep nedeniyle fiyatlar tırmanıyor. Bir diğer konu yerli kaynaklar ithal bağımlılığını önleyemiyor. Diğer bir konu da ekolojik denge alarm veriyor. Tüm bu nedenlerle tüm diğer ülkelerde olduğu gibi biz de enerji verimliliğine önem veriyoruz ve gündemimizin ön maddelerinde yerini alıyoruz. İlkemiz şöyle, tüketimi kısmak değil ama bunun yerine aynı tüketimle daha fazla fayda üretmeyi ilke edindik. Yine kanuna geçmeden önce tasarruf potansiyellerimizi anlatmak istiyorum. Kurumlar ve bireyler olarak şayet bilinçli hareket ve kararlı uygulamalar yaptığımız zaman 2020 yılına kadar sanayimizde, binalarımızda ve ulaşımımızda sağlayabileceğimiz tasarrufla en az 6,5 milyar dolarlık doğalgaz santral yatırımını ve 4,5 milyar dolarlık petrol ve doğalgaz ithalini önlememiz mümkün olacak. Enerji verimli kanununa baktığımız zaman bu kanunun bir hedefi var. Hedefi şöyle, birim milli gelir başına tükettiğimiz enerjiyi, yani enerji yoğunluğumuzu 2020 yılına kadar %15 azaltmayı hedefliyoruz.
Kanun genel özelliklerine baktığımızda sanayimizde, binalarımızda ve ulaşımda Türkiye pratiklerinde uygulanabilir yükümlülükleri getiriyor. Bir diğer tarafı da AB direktifleriyle tam uyum içerisinde. Kanunumuzun getirdiği başlıca uygulamalar olarak şunları sıralayabiliriz. Bir, sanayide verimlilik artırıcı tadilat projeleri, yenilenebilir enerji kaynağı ve verimli kojenerasyon kullanımı desteklenecek. Enerji tüketen verimsiz malların satışı sınırlandırılacak ve verimli malların kullanım kılavuzlarında verimlilik bilgilerine yer verilecek. Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve verim artırıcı uygulamaların yapılabilmesi için sanayide ve binalarda enerji yöneticisi çalıştırılacak. Binaların el değiştirmesi sırasında enerji kimlik belgesi aranacak. Yeni bina inşaatları asgari verimlilik kriterlerine uygun yapılacak. Yenilenebilir kaynak kullanarak 100 kW'a kadar tesis kuranlar fazla üretimini ileride mahsup edebilmek üzere şebekeye verebilecekler. Verimli kojenerasyon tesisi kuranlardan lisans ve şirketleşme şartı aranmayacak. Elektrik ve doğalgaz dağıtıcıları aylık tüketim bilgilerini internet üzerinden müşterilerine duyuracak. TV ve radyo kanalları spot filmler yayınlayacak. Okullardaki eğitim müfredatlarında enerji verimliliği ve çevre konularına yer verilecek. Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda ısı kontrol cihazları ve pay ölçerler kullanılacak. Ve bir diğer konu da ulaşım ve enerji sektörlerinde verimlilik artırıcı uygulamalar yapılacak. Bunların dışında daha detaylı ayrıntılı uygulamalarımız var ama bunlar belli başlı uygulamalar olarak söylenebilir. Enerjinin verimli kullanılıp kullanılmadığı bizim genel müdürlüğümüz tarafından tespit edilecek. Bu konuda zaten biz teşkilatımızı hazırladık ve yıllardır da bu işi yapa geliyoruz. Ama kanunun getireceği ilave görevlerde bu yeteneklerimizi daha da geliştireceğiz. Bunu sadece biz değil, diğer ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yapacağız. Elektrik Mühendisleri Odası hazırladığı çeşitli kampanyalarla tüketicileri enerji tasarrufu konusunda bilgilendirmeye çalışıyor. Biz de odanın yönetim kurulu başkanı Kemal Ulusal Er'e konuk olduk ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Öncelikle bu yasa tasarısının oldukça gecikmiş bir yasa tasarısı olduğunu söylemek gerekir. Uzun yıllardır bunun üzerinde hem elektrik mühendisleri odası olarak duruyorduk hem de kamuoyunun bu anlamda bilinçlendirmeye çalışıyorduk. Çeşitli yayınlarımızda zaten bu konuda bizim görüşlerimiz yer alıyor. Türkiye'ye bakmak lazım, aslında dünyaya bakmak lazım. Türkiye dünyada nerelerde, hangi konuda ona bakmak lazım. Ben kısaca onları iletmek isterim. Örneğin Türkiye üretimde oldukça yoksul bir ülke. Enerji üretiminde oldukça yoksul bir ülke. Biz bir birim enerji üretirken OECD ortalamalarında 5 birim enerji üretiliyor. Bu kadar az üretim yapılırken aynı zamanda da çok savurgan bir tüketim içerisindeyiz. Bu tüketimin de disipline edilmesi gerekir aslında. Onunla ilgili de birkaç rakam söylemek gerekirse, bizim enerji yoğunluğumuz oldukça enerjiyi kötü kullanıyoruz. Enerjiyi yoğun kullanıyoruz açıkçası. Örneğin bizim enerji yoğunluğumuzun katkısı sayısı 0.38'dir. Bu ne demek? Enerji yoğunluğunu da aslında kısaca açmak isterim. Birim hasıla başına tükettiğimiz enerji olarak açıklayabiliriz. Bu 0.38'i de şöyle açıklamak gerekebilir belki. Örneğin 1000 dolar milli gelirinize karşılık sizin tükettiğiniz enerji işte 0.38 sona eşdeğer petrol, yani o kadar petrole eşdeğer bir enerji tüketiminiz oluyor. Şimdi sizde bu kadar 1000 dolar gelire karşılık 0.38 petrol eşdeğeri tüketim olurken örneğin OECD ortalamaları bunun yarısı 0.19. Japonya gibi ülkelere bakarsanız 0.09. Yani çok daha basitleştirirsek, şöyle bir kalem örneğini vermek isterim ben her zaman. Biz bu kalemi Japonya bir birim enerjiyle üretirken, OECD iki birime, biz de dört birim enerji tüketerek bunu üretebiliyoruz. Öncelikle bunun hızla aşağı çekilmesi, enerjiyi verimli etkin ve kullanmamız ve enerji yoğunluğunu aşağı çekmemiz lazım. Bunun için de çeşitli yasal yaptırımlar ya da yasal altyapılar oluşturulması lazım. Bu yasayla ilgili eklemek istediklerimiz şöyle sıralayabiliriz. Öncelikle bu
20 yıllık hedeflere ulaşılabilmesi için yönetmeliklerin hızla hayata geçmesi lazım. Yani yasa çıktıktan sonra hızla yönetmeliklerin bütün ilgili taraflarıyla birlikte hazırlanıp hayata geçmesi lazım. Çok iyi bilinçlendirme çalışmasını mutlaka yapmamız lazım en kısa sürede. Ve öyle sanıyorum ki özellikle ulaşımda, sanayide büyük oranlarda bir takım faydaları olacak bunların. Ve toplum olarak kişilerin de elbette ekonomik durumları önemli. Örneğin bir bina alırken bina kimlik belgesi arayacaklardır. Enerji verimliliği kimlik belgesi arayacaklar. Ekonomik durumlarını mümkün olduğu kadar göz önünde tutacaklar elbette. Ama bunun dışında geleceğe yönelik tasarrufların da bilincinde olmaları lazım. Şimdi sanayiciler örneğin 2 yıl, 3 yıllık ötesinde geri dönüşleri kendini çok rentable bulmuyorlar. Aslında bu çok önemli. Yani 3 yıl, 5 yıl sonra da bu geri dönüşler çok önemli. Çünkü şimdi 300 milyonluk örneğin bir yatırım yaptığınızda bunu 2 sene sonra amorti edebiliyorsunuz ama gelen her 10 yıl size 100 milyon, 200 milyonluk bir katkı sağlıyor. Ya da maliyetlerinizi düşürmüş oluyor. Bunu uzun vadeli düşünmek lazım. Bu bilinçlendirme çok önemli. Umarım biz de bunun altından kalkarız. Tabii hep birlikte herkesin desteğiyle. Öncelikle şimdi bu yasa tasarısı hem elektrik mühendisleri odasına hem de makine mühendisleri odasına bir takım yükümlülükler getiriyor. Örneğin enerji verimli danışma şirketleri tespitine, bunların eğitimlerine, enerji yöneticilerinin eğitimlerine ve bu alanın disipline edilmesine yönelik bize bir takım işler düşecek. Biraz daha yoğunlaşacak işlerimiz. Buna yönelik altyapı çalışmalarımız var. Bunlar sürüyor. Bu az önce söz ettiğim yönetmeliğe ilişkin Türkiye'de 600'e yakın fabrikadan enerji yöneticisi sertifika aldı. Biz de odamızdan arkadaşlarımızı gönderdik. Buralardan eğitim aldılar. Bu eğitimleri genişleteceğiz. Bir daha iyi bir altyapı oluşturacağız. Ama en önemlisi aslında bu alanda toplumun bilinçlendirilmesi. Toplumun bilinçlendirilmesi yönünde çeşitli çalışmalarımız var, sürüyor. Kitapçıklar hazırlıyoruz, broşürler hazırlıyoruz. Daha önce hazırladığımız broşürleri genişletme çabası içerisindeyiz. Tabi burada özellikle hem medyada hem basına büyük iş düşüyor. Hem elektrik işleri idaresi yani kamu tarafına hem de bizim gibi meslek örgütlerine bu alanlarda yer açabilirlerse bu bilinçlendirme çalışmalarımız daha kolay ulaşabilecek topluma. Bu önemli. Bu desteği de biz bekliyoruz açıkçası. Enerjiyi verimli ve tasarruflu kullanma konusunda en önemli unsurlardan biri de hiç kuşkusuz yalıtım. İzoder Genel Koordinatörü Ertuğrul Şen, hazırlanan yasa tasarısını ve tasarrufta yalıtımın önemini aktüel enerjiye anlattı. Enerji verimliliği kanun tasarısı adı üzerinde enerjinin verimli kullanılmasını sağlayacak olan önlemlerin, tedbirlerin alınabileceği, tanım bulabileceği bir kanun. Enerji verimliliğinden bahsettiğimiz zaman yalıtım bunun içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Yalıtım yoluyla binalarımızda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanmış olduğumuz enerjinin çok önemli bir bölümünü tasarruf edebileceğimizi biliyoruz. Yani yalıtımlı binalar, yalıtımsız binalara göre %50 en az %50 oranında tasarruf edilebilmekte. Dolayısıyla enerji verimliliği kanun tasarısı dediğimiz zaman içerisinde yalıtım çok önemli bir yer tutması gerekiyor. Bu kanun tasarısı taslağı tabii ki Elektrik İşleri İdaresi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmaya başladı. Yaklaşık iki yıl önce bu konuda bizden de görüş istendi. Buraya nasıl katkı verebiliriz gibi. Biz de burada adı üzerindeki enerji verimliliği olan bu kanunun içerisinde yalıtımın önemli bir şekilde yer alması gerektiğini belirttik. Uzun bir çalışma sürecinde buralarda görüşlerimizi aktardık. Bunun içerisine yalıtımın desteklenmesi, yalıtım malzemeleriyle ilgili bazı destek modellerinin entegre edilmesini talep ettik. Koyduğumuz rakamlarla ülkeye olan kazancını, insanlarına, vatandaşlarımıza olan kazancını belirten raporlarla bunu destekledik. Ve bir şekilde yer almasını arzu ettik ki KDV uygulamasının yalıtım malzemelerinde %1'e indirilmesini önerdik. Yaptığımız hesaplarda KDV indiriminden kayıp olacak vergilerin yanına ülkeye 3 kat daha kazanç getireceğini ortaya koyduk. Bu hareketle kanun tasarısı taslak halindeyken bu maddelere ihtiva eden bir şekilde Bakanlar Kurulu'na iletildi. Tabii orada bu konuyla ilgili çalışmalarda değişik bakanlıkların görüşleri alındı. Maalesef
Maliye Bakanımız bu konuda olumlu bir görüş belirtmediği için maddeden çıkarıldı. Kanun tasarısı içerisinden çıkarıldı. Böylelikle komisyona indi. Oradan da şu anda genel kurula inmek üzere bekliyor. Biz buna rağmen enerji verimliliği kanun tasarısının etkin bir şey olduğunu, çok faydalı bir kanun olduğunu, ülkemiz için çok faydalı bir kanun olduğu görüşündeyiz. Biz yalıtım sektörü olarak sektörümüzün önemini önce kendimiz kavradık. Sadece ısı yalıtımından bahsetmek burada da doğru da değil. Bunun dışında su yalıtımı, ses yalıtımı, yangından korunma gibi branşlarımız da var. Tabii ki ısı yalıtımı öncelik arz ediyor. Çünkü bir ekonomik boyutu var. İşin bir de çevre boyutu var. Konforlu yaşam alanları yaratmaktaki rolü var ısı yalıtımı. Bu dolayısıyla daha ön plana çıkabiliyor. Öbür taraftan su yalıtımına baktığımız zaman burada da tabii ki yapı güvenliği ortaya çıkıyor. Deprem falan gibi konular ortaya çıkıyor. Isı yalıtımına geri dönecek olursak bunun Türkiye'deki bilincinin olmadığını biliyoruz. Biz son birkaç yıldır bu konuda değişik projeler üretiyoruz. İşte kamuoyunda ve kamuda, bakın sadece kamuoyunda değil, kamuda da ısı yalıtım bilincinin yaygınlaştırılması için 2 yıllık bir proje yürüttük. Kendi öz kaynaklarımızda ciddi manada medyada değişik seminerler, eğitim çalışmalarıyla bu konuyu gündeme getirmeye çalışıyoruz ki önce vatandaşımız kendisine dönük ne tür faydaları var ısı yalıtımının bunu anlaması, algılaması, kendi ekonomik programı içerisinde, bütçesi içerisinde buna yer vermesini arzu ediyoruz. Biz enerji verimliliği konusunda yalıtımın çok önemli bir yer tuttuğunu, özellikle ülkemizde çok önemli bir yer tuttuğunu ifade ediyoruz. Avrupa'da yalıtım bilinci veya gelişmiş ülkelerde yalıtım bilinci daha gelişmiş olduğu için çok önem vermeyebiliyorlar. Daha farklı enerji verimliliği enstrümanları ortaya çıkabiliyor. Ama bizim ülkemizde, Türkiye'de öncelikle başlamamız gereken enerji verimliliği konusunda alan yalıtım bilincinin gelişmesi olduğunu düşünüyoruz. Ve bu konuda da biz sektör kuruluşu olarak, İzoder olarak her türlü projeye gerek Avrupa Birliği destekli, gerekse kendi çözümlerimizle projeye imza atmaya hazırlanıyoruz. Bakalım enerji sektöründe bu hafta neler yaşanmış? Sıra ajandamızda. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türk Petrol Kanunu'nun biri geçici 4 maddesini ulusal çıkarlara aykırı olduğu gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere meclise iade etti. Sezer, yeni yasada üretilen petrol ve doğalgaz ürünlerinin ne kadarının ülke gereksiniminde kullanılacağı, ne kadarının dış satım yapılabileceği konusunun düzenlenmemesinin ulusal güvenlik yönünden risk oluşturacağını belirtti. Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Çevre ve Orman Bakanlığı'nda iklim değişikliği, kuraklık ve su yönetimi konulu ortak basın toplantısı düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, yağışlardan dolayı bu yıl enerji bakımından herhangi bir sorun görülmediğini söyledi. Güler, barajların doluluk oranının uygun olduğunu belirterek, Türkiye'de yağışların büyük bölümü Mart-Nisan döneminde gerçekleşiyor. Bizim asıl yağış beklentimiz önümüzdeki aylar için. Bu nedenle bir sıkıntı görmüyoruz diye konuştu. Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe ise su, hava ve toprak üçgeninde gelişen olayların Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendirdiğini, yağış azlığına rağmen şu anda kuraklıktan söz edilemeyeceğini ifade etti. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nde yatırımların kamu eliyle yapılması için düzenleme yapıldı. TEDAŞ'ın 4.4 milyon YTL'yi aşmayan mal ve hizmet alım ihaleleri kamu ihale kanunundan istisna sayılarak yapılacak. 1 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre TEDAŞ ihalelerde grup ya da bölünme yapabilecek ve ödeneksiz ihaleye çıkabilecek. BOTAŞ Genel Müdür Vekili Saltuk Düzyol, BOTAŞ'ın depolama, iletim ve ticaret olmak üzere 3 ayrı şirkete bölüneceğini ve sadece iletim şirketinin devletin elinde kalacak şekilde diğerlerinin özelleştirileceğini belirterek, BOTAŞ'ın 2009'dan sonraki ana faaliyetinin iç piyasada %20'lik bir gaz ticaretiyle iletimden ibaret olacağını ifade etti. Düzyol, ayrıca uluslararası projelerdeki amaçlarının da arz güvenliğini artırmak, ucuz gaza erişim ve bu işin hem taşımacılığından hem de ticaretinden para kazanmak olduğunu söyledi.
100 yılın projesi olarak gösterilen Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından bugüne kadar 73 milyon varil ham petrol yüklendiği, sevkiyat ve vergilerden elde edilen gelirin ise yaklaşık 230 milyon dolara yaklaştığı bildirildi. Ceyhan'daki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden bugüne kadar 99 gemiye yükleme yapıldı. İtalya başta olmak üzere Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Şili, İngiltere ve Endonezya gibi ülkelere de petrol sevkiyatı gerçekleştirilirken deniz terminalindeki 7 adet tankta 1 milyon varil petrol stoklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Trakya'da yaptıkları çalışmalar sonucunda gelecek vadeden yüksek rezervler tespit ettiklerini, rezervleri netleştirmek istediklerini söyledi. Kömür arama faaliyeti yürüttüklerini, 800 milyon tonluk rezerv bulduklarını belirten Güler, Trakya'da yaptıkları çalışmalar sonucunda gelecek vadeden yüksek rezervler tespit ettiklerini, rezervleri netleştirmek istediklerine dikkat çekti. Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak üzere su kullanım hakkı anlaşması imzalanmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmeliğe göre DSİ ve EİE projelerinden müracaat süresi sona eren projelerin dışında kalanlar için su kullanım hakkı anlaşması yapmak üzere DSİ'ye müracaat edilecek. Müracaatla birlikte istenen belgelere ilave olarak fizibilite raporuyla formatı ve her yıl tutarı DSİ tarafından belirlenip ilan edilen müracaat tarihinden itibaren en az bir yıl süreli geçici teminat mektubu verilecek. Aksa Enerji'nin sunduğu Aktüel Enerji reklamlardan sonra devam edelim. Aksa Enerji'nin sunduğu Aktüel Enerji devam ediyor. Enerji verimliliği, enerji tasarrufu dedik, yalıtım dedik. Peki hiç merak ettiniz mi yalıtımda camın yeri ve önemi nedir diye? Özellikle mimari tasarımlarda camın kullanımının artması yalıtımlı cam üretimini gerektirdi. Cevabını aradığımız soruysa şu: peki bu camlar nasıl üretiliyor? Biz de Trakya Cam Sanayi'nin Çayırova'daki fabrikasına gittik ve fabrika müdürü Ali Şekerli'den camın öyküsünü dinledik. Özellikle son dönemde mimari uygulamalarda gerek konut sektöründe gerek iş yerlerinde cam kullanım alanının artmasıyla birlikte yalıtım konusu da önem kazanmıştır. Cam bir yalıtım malzemesi olarak farklı gruplarda değerlendirilebilir. Tek cam olarak kullanılması durumunda sağladığı performans yeterli görülmemiş olup 1974 yılından itibaren çift cam olarak ısı cam markası ile Şecam tarafından pazara sunulan bir üründür. Ancak aradan geçen zaman içerisinde performans artışının gündeme gelmesiyle birlikte yeni ürünlerle yalıtım konusunda önemli ilerlemeler sağlanmış olup ana parametreler olarak 3 değişik kategoride yalıtım performansını ele almak gerekir. Bunların birincisi ısı kontrolü sahasında, ikincisi güneş kontrolü sahasında, üçüncüsü ikisini bir arada barındıran ısı ve güneş kontrolü sahasında değerlendirilmelidir. Isı kontrolü dediğimiz zaman bir çift camın özellikle bir iç yüzeyinin farklı metal ya da metal oksit tabakalarıyla kaplanarak yalıtım kabiliyetinin arttırılması ve bunun uzantısı olarak bina içerisindeki ısının içeride tutulması, bina dışındaki ısıdan daha düşük ısıdan izole edilmesi hedeflenmiştir. Rakamsal olarak değerlendirmek gerekirse normal tek cama göre ısı cam S ticari adıyla tabir ettiğimiz ısı kontrol camlarının izolasyon ya da yalıtım kabiliyeti tek cama göre %71 daha yüksek, klasik çift cama göre ise %39 daha iyidir. Öngörüler binalarda kullanılan diğer izolasyon malzemelerinin de performansı ile birlikte 3 ila 5 yıllık bir dönem içerisinde yapılan tasarruf ile bunun geri ödendiğini göstermektedir. Güneş kontrol camları grubunda ise özellikle sıcak iklimin bol güneşli iklim kuşağında güneşin ısısını
binaya sirayet etmesini, ulaşmasını sınırlandırarak tersi yönde bir avantaj yaratılmaktadır. En önemlisi ise ikisinin ısı ve güneş kontrolü kabiliyetinin bir arada bulunduğu ısı ve güneş kontrol camları grubunda görülmektedir. Bu ise Şecam bünyesinde üretilen ısı cam konfor camları ticari adı altında değerlendirilmektedir. Burada hem bina içerisinde mevcut ısının muhafaza edilmesi hem de dışarıdan güneş ısısının kontrol edilmesiyle birlikte çift taraflı yarar sağlanmaktadır. Güneş ısısının kontrol edilmesi özellikle sıcak iklime sahip bölgelerde klimatizasyon amacıyla kullanılan enerjinin önemli oranda azaltılmasına yol açmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde öncelikle yalıtım ve güneş ısısı kontrolünün doğrudan kullanıcıya sağladığı ekonomik yararlar yanında atık ısıların ve atık gazların dünya atmosferine verdiği zararlar gözetildiği zaman en direkt çevre açısından önemli kazanımlar sağlanmaktadır. Hepsini bir arada düşündüğümüz zaman yalıtım kabiliyeti ve güneş kontrol kabiliyeti artırılmış bu camların kullanımı ile hem tüketicinin ekonomik açıdan desteklenmesi hem çevresel etkilerin kontrolüne katkıda bulunmak gündeme gelmektedir. Fabrikamızda kullandığımız teknoloji düz cam imalatı yapan fabrikamızdan buraya standart ebatta gelen camların elektron saçınımı diye tabir edebileceğimiz bir teknoloji ile yüksek vakum altında yüzeyine metal ve metal oksit filmlerinin kaplanması ve bu tabakaların kümülatif etkisi ile cama bahsettiğimiz performans, yüksek performans özelliklerinin kazandırılması şeklinde olmaktadır. Ancak özellikle vurgulamak gerekir ki son yıllarda camla kaplanan alanlar hem ekonomik hem performans gerekçeleriyle genişlemiş olmasına rağmen gerçek verimlilik düzeylerine ulaşabilmek için bir bütünlük içerisinde binada kullanılan diğer malzemelerle birlikte bir anlam ifade edeceğini söylemek gerekir. Nexans İletişim Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü Nursel Aydıntuğ bu haftaki portre konuğumuz. Portre çekimleri yaparken genelde bey de hitap ediyorum. Zira sektörde kadın yönetici oldukça az bulunuyor ve siz de bunlardan birisiniz. O yüzden şunu sorayım öncelikle. Sektörde kadın yönetici olmak nasıl bir duygu? Dezavantajları, avantajları neler? Bunları öğrenebilir miyiz sizden? Şimdi bu bence sanayi devrimiyle, ekonomik gelişmelerle belirlenmesi gereken bir tanımlama mı diyeyim ve kadınların iş yaşantısına katılımının geç olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bakmış olduğumuzda servis sektöründe üst düzey yöneticiler var ya da aileden gelen bayanlar var. Kadınların iş gücü olarak iş yaşantısına geç katılımlarından dolayı bu sektörde ya da sanayinin diğer dallarında üst düzey yönetici kadın göremeyecek olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Peki o zaman sahada pek bir ayrım yapmıyorsunuz yani erkek yönetici ya da kadın yönetici? Yapmıyorum. Yapmamam gerektiğini düşünüyorum. Özellikle gelecek nesillere bir şey bırakmak adına yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Peki kısaca hayat hikayenizi dinleyebilir miyiz acaba? Ben yüksek öğrenimi Türkiye dışında, İngiltere'de yaptım.
Önce kalkınma ekonomisi, ardından yönetim ve idare bilimleri üzerine master dereceleri aldım. Daha sonra doktora çalışmalarına başladım İngiltere'de. O dönemdeki düşüncem iyi bir üniversitede öğretim üyesi olarak kalmaktı. Ancak Türkiye'ye döndüğüm zaman beklemiş olduğum şartları göremedim. Ve özel sektörün bendeki kendime göre görmüş olduğum potansiyeli ortaya çıkarabilecek ortama sahip olduğunu düşündüm. Ve bence doğru bir yerde başladım. 1991 yılında Şubat ayında 16 yıl doldu. 16 yıldır ben bu sektörde çalışıyorum. Daha öncesinde 2 yıllık dış ekonomik ilişkiler kurulunda çalıştım. Oradan öğrendiğim bir sürü şey var. Tabii ki bu arada kadın yönetici olmak zor değil ya da bir ayrım yapmamamız gerekir dedim. Ancak başlangıçta böyle değildi. Görünmeyen duvarlar vardı. Beraber çalışmış olduğum kişilerin yardımıyla, çünkü ben mühendislik tahsili yapmadım. Enerji denilmiş olduğu zaman enerjinin üretiminden dağıtımına, tüketimine kadar bir sürü yan dalları var. Genelde bunlar teknik gibi görülüyor. Benim teknik bir background'um yoktu. Ancak çalışmış olduğum, yani bir okul gibi düşünebilirim. Ve işi yaparken öğrenme aşamalarından geçtim. Ve bu kurumda teknik fabrika, tabii makine dışında her türlü departmanda çalıştım. Destek aldım. Tabii buranın yabancı bir kurum olmasının da getirmiş olduğu ayrıcalıklar olduğunu belirtmemde fayda var. Türkiye'de sanırım ilk kez iletişim departmanının kurulmuş olduğu bir kurum burası. Sürekli low profile olmaya çalıştık. Biz büyüğüz, işte kurumsallığımız şurada şu seviyede diye kendimizi göstermek istemedik. Peki Nursel Hanım, çalıştığınız süre içinde başınızdan geçen ilginç olaylar nedir? Bunları öğrenebilir miyiz? 90'lı yılların sonundaydı. Bir yurt dışı seyahati söz konusu ve sekreterim rezervasyon yapmaya çalışıyor. Rezervasyon yaparken de karşı taraftaki kurumun sekreteriyle beraber görüşüyor. Bunlar ve bir telefon bir şekilde bana geldi ya da ben almak durumunda kaldım. Çünkü ısrarla karşıdaki kişi Mr. Aydıntu ile görüşmek istiyordu. Telefonu aldım ben. Bana Mr. Aydıntu bağla, Bay Aydıntu bağla diyor. Ben de Bay Aydıntu olmadığında Bayan Aydıntu olduğunu kendisine anlatıyorum. Benimle konuşmadılar. Yani bir kadının yönetici olup kendi adına, ki bu yabancı bir firmaydı ve sürekli bir bay, erkek arayışı içindeydiler. Bu bana şey geldi, garip geldi ve bunu yapan kişi kendisi de kadın olmuş olduğu halde sekreter hanım şeyi kabul etmiyor. Bayan yönetici kabul etmiyor. Bayanın yönetici olabilecek olduğunu göremedi. Bir yönetici olarak eminiz ki oldukça yoğun çalışıyorsunuz. Sektör de oldukça yoğun zaten. Peki hobilerinize vakit ayırabiliyor musunuz? Stresinizi nasıl atıyorsunuz mesela? Spor yapar mısınız? Kitap okur musunuz? Kitap okuyorum. Çok okuyorum. Belli bir noktaya gelmemi okuma. Tabii ki insanlardan destek gördüğüm, çalışıyorsunuz, kariyer odaklısınız ama okumanın ve yeni girişimleri takip etmenin çok büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Stres atmanın bence birinci, bana göre birinci yolu, ben çok yoğun ve sıkılmış olduğum dönemlerde opera dinlerim ve bütün ofiste benimle beraber bunu dinler.
Dinleme boyutunda mı yoksa söyleme? Söyleme boyutunda bir eğitim almadım ama... şarkı söyler misiniz gelecek... mesela? Şarkı söylemem, piyano çalarım. Piyano çalıyorsunuz. Evet, çok çalardım güzel. Daha doğrusu. Peki sektörde çalışan bir kadın olarak, bir kadın yönetici olarak, yaşınız oldukça genç ama elbette ki tecrübeleriniz, birikimleriniz oldukça fazladır. Bizi izleyen gençlere ve özellikle bu sektöre girmek isteyen genç kızlara ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Gerçek beklentilerinin ne olduğunu iyi belirlemelerini... Bunu yaparken de kendilerine zaman tanımalarını, çünkü kişinin 20'li yaşlarının başındaki düşünceleri ve beklentileriyle 30'lu yaşlardaki değişiyor. Ha, bu demek değil ki kişi yönünü değiştiremez. Bir de kurumsal yapıya sahip, hem kendinin katabilecek olduğu hem de kendisine, yani bana göre insan kaynakları, kurumlardaki değer kaynaklarının hepsinden daha önemli. Makine, finans, bunlar yerine koyulabiliyor. Fakat insana bir yatırım yapılıyor. Kişinin beklentisiyle kurumun beklentisinin kesişmiş olduğu noktada bence el sıkışma başlıyor. Bu tür yerlere bakmalarını, bu tür kurumlarda yer almaya çalışmalarını öneriyorum. Nursel Hanım, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Böylelikle bir aktüel enerjinin daha sonuna geliyoruz. Bu hafta size İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Arnavutköy'den seslendik. Enerji sektörüyle ilgili tüm soru, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bu arada hatırlatalım, boşa yanan ampulleri lütfen söndürün. Evet, haftaya başka bir aktüel enerjide görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Aksa Enerji, aktüel enerjiyi sundu.